İyi akşamlar sevgili Mole Video izleyicileri. Bu akşam sizlere karmaşık şey yapacağız. Karmaşık şey gerek Anadolu'da gerekse dünyanın birçok farklı bölgesinde tüketilen bir içecek aslında. Bizim Çerkezler arasında da karmaşık şey isminde adlandırılmakta ve tüketilmekte. Özellikle Uzun Yayla bölgesinde de sevilerek içilen bir sıcak içeceğimizdir karmaşık şey. Karmaşık doğada yetişen, sonbahar aylarında yetişen Türkçe tabiriyle efelek denen otu taneleri toplanılıyor, akabinde kurutuluyor, süzülüyor, kaynatılıyor, süzülüyor ve sütle karıştırılarak yapılan ve sıcak olarak tüketilen bir milli içeceğimiz diyebilirim, çayımızdır. Tabii ki biz şu anda karmaşık şeyi doğada filan toplamıyoruz. Nançik Pazar uygulamasıyla sizler de biliyorsunuz hazır karmaşık şey paketlerini getiriyoruz ve sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Talebeden de bunları alıp kullanıyor. Ve bu hazır paketleri sunarken bazıları ya bunun doğalı yok mu, doğal ot hali yok mu gibisinden serzenişte bulunca biz de sorduk tabii ki ve ana vatanda Kafkasya'da karmaşık şeyin hazır preslenmiş haline, ot doğadan toplanılarak preslenmiş halinin olduğunu öğrendik ve ondan getirdik bu sefer. Ve bu akşam sizlere karmaşık şey yapacağız. Karmaşık şey yapmak için öncelikle gerekli olan malzemeleri sunmak istiyorum. 4-5 bardak su. Suyumuzu tabii ki kaynatıyoruz önceden. Sıcak 4-5 bardak kaynamış su. Akabinde süt tabii ki yine 3-4 bardak süt. Bu damak zevkine göre oranlar biraz daha değiştirebilir. Süt miktarı tabii ki biraz daha arttırılabilir. O sizin damak zevkinize kalmış bir tercih. Şu anda önümde yer alan karmaşık şeyin preslenmiş hali yaklaşık 1 kilo olarak gelmekte. Bunlar yaklaşık olarak küçük bir parça, yani takriben 3 santimetrelik bir parça bu bahsetmiş olduğum su ve süt için yeterli olacaktır. Gelin isterseniz hep beraber karmaşık şeyimizi yapmaya başlayalım diyorum. Karmaşık şeyimiz gördüğünüz gibi preslenmiş hazır bir vaziyette satılmakta. Bunun çeşitli farklı çeşitlerde sunumları da var pazarda, Nalçik'te, Kafkasya'da ve Rusya'da. Plastik poşetler içine sarılmış. Bu şekilde şu anda üzerinde yapan firmanın mührü de yer almakta. Bu şekilde preslemişler. Farklı çeşitlerde satılmakta dediğim gibi. Şimdi bu karmaşık şeyimiz yaklaşık olarak şu görmüş olduğunuz parça düşünecek olursak 2, 4, 6, 8, 10. 10 kaynatmalık bir karmaşık şey burada yer alıyor. Tabii ki bu 12-13 de olabilir. O sizin damak zevkinize kalmış bir şey konu. Tabii ki ilkinde bir denersiniz. Aroması süt biraz daha fazla olsun veyahut da çayı biraz daha fazla olsun gibisinden yorumlayarak bu miktarları siz değiştirebilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi 3 santimetrelik bir parça bu akşam yapacağımız karmaşık şeyimiz için yeterli. Şimdi biraz önce göstermiş olduğumuz presli haldeki karmaşık şey oldukça sert. Onu söyleyeyim. Bunun daha inceleri de filan satılıyor ama bunu bayağı bir preslemişler. O yüzden kesmesi biraz zahmetli oldu. Öyle diyebilirim. Sizlere bahsettiğim gibi köşeden 2 santimetre, 3 santimetrelik bir parçayı kestik. Parçaları kestikten sonra bunları biraz ayrıştırıyoruz. Kaynayan suyun içerisinde daha iyi demlenmesi, daha iyi ayrışması için ve lezzetin daha iyi verebilmesi amacıyla şöyle presli kalan parçaları da bölüyoruz. Bunları bu şekilde küçük parçalara ayırıyoruz. Şunlar biraz ayrıştırmıştık daha önce. Gördüğünüz gibi aslında 2-3 santimetrelik bir küp şeklinde bir parçayı kestik ama maşallah dilimledikçe
parçalara ayırdık da küçük parçanın aslında bir hayli bir çay olduğunu görüyoruz. Şöyle katı büyük parçaları ayırma işlemini şöyle birkaç tane daha şey kalmış. Bunları da şöyle parçalayalım. Bunlar dediğim gibi içerisinde herhangi bir yabancı bir madde yok. Bildiğimiz kalmış şeyi elemişler. Hafif sap kısmıyla birlikte çubuklarda yer alıyor. Tanelerini de biraz eledikten sonra preslemişler. Anadolu'da eferek otu olarak adlandırılıyor. Fakat anavatanda kalmık şey diye içtiğimiz milli bir çayımız. Evet, çayımız bu şekilde hazır oldu şu anda. Evet, tenceremizi, orta boy tenceremizi ocağın üzerine koyduk. Bardağımız büyük olduğu için ben şöyle kaynamış suyumuzdan İki büyük bardak şeklinde döküyorum. Bunu normal su bardağıyla 3 veya 4 su bardağı şeklinde ekleyeceksiniz. Evet, ocağımızın altında yakalım. Ocağımızın altını yaktıktan sonra bu parçalar halindeki kalmak şeyi suya boşaltıyoruz. Kalmak şeyimiz bayağı bir bereketli aslında. Küçük bir parça aldık ama maşallah beklediğimizden biraz daha fazla oldu. O yüzden ben böyle biraz bir kısmını bırakacağım şu anda. Şu anda kalmış şeyimiz su zaten sıcaktı, kaynamaya başladı bile. Ben biraz daha içelim diye şöyle hafiften suyu biraz daha demini güzel versin diye yarım bardak daha su ekledim şu anda size. Demiş olduğum gibi 3-4 bardak suyun içerisinde kaynattık mı bu demini güzel verecektir. Kaynarken demini biraz daha iyi vermesi için karıştırıyoruz. Bu kalmış şeyin hazır paketleri de var. Sıcak suyla karıştırıp üzerine karabiber ekleyip hazır paketçikler halinde olanları da tüketebiliyoruz. İş yerimizde, okulda tabii ki böyle kaynatma imkanı bulamayacağız. O yüzden hazır paketlerde gayet leziz bir şekilde tüketilmekte. Bu kalmış şeyimiz o bahsetmiş olduğum küçük paketleri Nalçık Pazar uygulaması ile satarken bazıları sormuştu bunun daha doğal bir hali yok mu diye. Biz de sorduk, araştırdık. Bu şekilde hazır preslenmiş çayların olduğunu öğrendik. Daha doğrusu şöyle öğrendim. Bunun da hikayesini paylaşmak istiyorum. Sezar'ın hakkı da Sezar'a diyelim. Ben bu paketleri paylaştığımda ana vatandan yazanlar olmuştu. Bunun doğal hali var. Levent, niye sen hazır paketleri sunuyorsun diye. Daha sonra Moskova'da Alina diye bir kardeşim var benim. Alina resimlerini yolladı bana. Bu şekilde hazır çaylar olduğunu ve yaparsanız çok daha güzel ve leziz ve doğal olacağını söyledi ve ilk bunun tarifini kendisinden aldım.
Orada kendisi Kur'an kursuna gidiyormuş. Oradaki Kur'an hocası her gittiğinde bundan ikram ediyormuş. Sağ olsun bana Çeçen bir kadından tarifini aldı. Sesli olarak iletti. Ben de onun vermiş olduğu tarif üzerinden çayımızı hazırlıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi çayımız, suyumuz kaynıyor. Kaynarken de hafiften şöyle karıştıralım. Çayımız takriben bir rengini verinceye kadar, yani bir 5-10 dakika kadar kaynayacak. Kaynamaya başladıktan sonra biraz altını kısarsak şöyle daha yavaş yavaş demlene demlene kaynayacaktır. Evet, altını kıstık şu anda. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi rengini de suya verdi aslında. Fakat daha iyi dem alması, lezzetini suya karıştırması, vitaminini suya karıştırması için bir 5 dakika kadar kısık ateş üzerinde bunu kaynatıyoruz. Kaynadıkça görüyorsunuz yukarı doğru kabarcıklar oluşuyor. Evet, kalmış şeyimiz kısık ateşte kaynamaya devam ederken biz sütümüzü de ısıtmaya başlayacağız. İlk başta da belirttiğim gibi 3 bardak süt dolduracağız. Fakat bizim şu anda kullandığımız bardak büyük bir bardak olduğu için 2 bardak süt koyuyorum. Yan ocakta kalmış şeyimiz kaynamaya devam ediyor. 3 bardak sütümüzü ocağın üzerine koyuyoruz. Şimdi burada tabii ki aynı zamanda aynı anda çayımızı da ara sıra karıştırmayı ihmal etmeyelim. Bayağı bir dem vermiş aslında kalmış şeyimiz. Biraz daha kaynamaya devam etsin. Sütümüzü ocağın üzerine koyduk. Lakin süt konusunda dikkat etmemiz gereken önemli nokta, sütümüzü ısıtıyoruz. Hafif sıcak bir kıvama geldikten sonra altını kapatacağız. Kaynatmıyoruz şu anda. Daha sonra ikinci aşamada, yani sütle çayı birleştirdikten sonra biraz kaynatacağız. Yani sıcak kaynamış kalmış çayımızla, sulu kalmış çayla birlikte sütü aynı anda kaynatmıyoruz. Sütümüz şöyle biraz sıcak kıvama gelip tekrar söndüreceğiz. Evet, kalmış şeyimiz bayağı bir demini verdi. Suyu yiyince ebatı da daha fazla arttı diyebilirim. Bu sırada sütümüz de kaynamak üzere. Evet, bence kalmış şeyimizin kaynadığı yeter diyorum. Şöyle rengine de bakıyorum, bayağı siyah çay kıvamında bir oluşmuş. Ocağımızı da kapatalım. Sütümüzün altı da kısık ateşte ısınmaya devam etsin. Şimdi kalmış çayımızı tanelerinden süzmemiz gerekiyor. Ben bu şekilde demlik kısmı vardı çaydanlığın içerisinde de süzgeç bulunan. Bunu kullanmak istedim. Siz normal bir tencere, şu ebatta bir tencere daha bulup üzerine metal süzgeç koyduktan sonra buradan yavaşça süzerek tanelerini suyundan ayırarak suyunu kullanabilirsiniz. Şöyle, istiyorsan kameranın şöyle biraz yaklaştırsın. Şöyle ben suyuyla tanesiyle döküyorum ve süzülmesini sağlıyorum.
Evet, sütümüz de tam kaynarken söndürdüm. Evet, dibinde kalan son suyu da şöyle dökeyim, iyice bir kalan suyu da dökeyim. Bu şekilde bir çayımızı süzmüş olduk. Evet, sütümüz kaynama kıvamına gelmişti. Sütümüzün altını tekrar kısık ateşte yakıyoruz. Ocağınızın küçük kısmında kısık ateşte yakıyoruz ve demlenmiş olan kalmış şeyimizi sütün içerisine şöyle döküyoruz. Rengini görüyorsunuz, özellikle görüyorsunuz, bakın bildiğimiz siyah çay kıvamını aldı. Şimdi üç bardak süt yapmıştık. Dediğim gibi bunun oranını sizler daha da belirleyebilirsiniz. Şayet bir kişi içecekse, bu bahsetmiş olduğum gibi kalmış şeyin tanesini biraz daha küçük kesersiniz. Süt ve su miktarını birer bardak düşürürsünüz. Akabinde şöyle bir yarım saat aralıklarla 2-3 bardak içebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki ailedeki bireyler de içmek ister. Kalabalık bir ortamda herkesin içmesini istiyorsanız bu oran tabii ki arttırılabilir. Ben bu demlemiş olduğum kalmış şeyin hepsini aslında şu an hepsini dökmedim. Şöyle biraz daha aroma artmasını istiyorum. Biraz daha döküyorum ama maşallah bir hayli demlemişim. Bir yarım tencere daha çıkacak kadar kalmış şeyim var aslında. Kısık ateşte sütümüz kaynarken şöyle sürekli karıştırıyoruz. Aroma, lezzet biraz daha birbirine karışsın şöyle. Süt de malum hemen taşabilir. Taşmayı önlemek için sütümüz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şimdi özellikle uzun yaylada bu videoyu izleyenler, ya Levent senin yaptığında kalmış şey mi? Gel bizim yaptığımız bir iş diyecekler. Kesinlikle onlara da katılıyorum. Fakat şehir ortamında o kalmış şey otunu biz toplayamıyoruz, bulamıyoruz, uğraşamıyoruz. O yüzden hazır tüketenler var. Hazır paketçikler halinde temin edip tüketiyor bazı sevenler. Fakat bu da bence büyük bir kolaylık. Hazır kalmış şeyimiz ayağımıza kadar geliyor Nalçık Pazar uygulamasıyla. Ve bunu bir yarım saatlik böyle bir meşakkatli uğraş ile hazırlayıp sıcak sıcak tüketebiliyoruz. Takvife Türkümüze cezası hava. Türkümüze yumuşamış hake şeşik önümü. Müpoda kalmış şey şirayar mıst mesku galem des merabuka aline gizyas müpoda vuzir şasim avuzim ke uçma nahavs livanji gizyati abu sez gaj as davrı sışınırı yer gizyasi abu tarazı kuzoa. Şimdi kalmış şeyimizin hemen hemen sütü kaynamak üzere. Kalmış şey olur da tereyağı olmaz mı derseniz, tabii ki buna tereyağı da atacağız. Yaklaşık çay kaşığımızla şöyle bir çay kaşığı, iki çay kaşığı tereyağı, doğal tereyağı tabii ki varsa daha lezzetli olur. Ondan atıp gene aynı şekilde karıştırıyoruz. Fakat bu çekimi yaptığım anda akşam saat 9 gibi şu anda ve evde tereyağın bitmiş olduğunu sonradan fark ettim. O yüzden ben maalesef tereyağı atamıyorum. Zaten kalmış şeyde tereyağı ben pek tercih etmiyorum. Çok az tat, güzel bir tat verecektir ama çok yağlı kalmış şey içiyorlar genellikle. O bana biraz ağır geliyor. Dediğim gibi iki çay kaşığı
kadar tereyağı attıktan sonra yine böyle karıştırıyoruz. Ve kalmak şey şekerle içilen bir içecek değildir sevgili dostlar. Şöyle biraz tuz serpiyoruz. Tabi tansiyon problemi olanlar buna biraz dikkat etsinler. Tuzumuzu da attıktan sonra şöyle yine hafiften karıştırıyoruz. Ve sütümüzün daha hızlı kaynaması için şöyle biraz altını açalım isterseniz. Sütümüzün taşmasını önlemek için şöyle sürekli karıştırıyoruz. Biraz tuz ekledik. 2 çay kaşığı kadar tereyağı ekledik. Daha doğrusu sizler ekleyeceksiniz. Evet, sütümüz de şu anda kaynadı. Kabarcıklar oluşuyor. Ve sütümüzü taşmadan kapatalım. Sütümüz kaynadı. Kalmış şeyimiz hazır. Şöyle bardağımızı da şöyle alalım. Bunu gene bir demlik üzerine alabilirsiniz. Veyahut da böyle kepçeyle de doldurabilirsiniz. Veyahut da tencereyi eğip direkt bardağa dökebilirsiniz ama ben beceremezsem diye şimdi böyle kepçeyle dolduruyorum. Tabi biraz da damlatıyoruz. Damlatınca da annemizin gelini damlattığım gibi geri temizle diyecektir herhalde. Oy oy oy, şu güzelliğe bakın. Hemen kokusuna kesinlikle köyde içtiğimiz kalmış şeyden farkı yok koku olarak. Şimdi bilmeyenler bunu kalmış çay diyerek şeker atmak isteyebilirler. Buna kesinlikle şeker atmıyoruz. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Sütümüzü kaynatırken biraz tuz döktük hanım sıcak olursanız. İçine çok az da tereyağı vardı. Fakat bu kalmış şeyin bence en olmazsa olmazı olan karabiberi şöyle biraz üstüne döküyoruz. Kameramanımız biraz yaklaşırsa şöyle daha güzel olacak diye düşünüyorum. Şu şekilde üzerinde karabiber olduktan sonra ister şöyle hafif karıştırın. Biraz önce bahsettiğim gibi şeker atmıyoruz. Kaşığımızı da çıkarttıktan sonra ve bunun en sevdiğim kısmı, yemek programlarının en sevdiğim kısmı olan final bölümündeyiz ve içiyoruz. Karabiber tam istediğim kıvamda olmuş. Aroması da tam istediğim gibi olmuş. Dediğim gibi süte aromayı arttırmak veyahut da azaltmak sizin elinizde. Oldukça presli bir kalmış şey olduğu için, ot olduğu için küçük bir parça yetiyor aslında. Çok hafif bir tereyağı ve tuzla birlikte daha güzel olacaktır. Ben biraz daha tuz atmak istiyorum. Dediğim gibi çay diye şeker atanlar oluyor. Bunu şekersiz tuzla tüketiyoruz. Tuzumuzu da attıktan sonra şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Kokusu da geliyor. Kış aylarında kesinlikle tüketilmesi gereken bir çay diyorum. Yemeklerin üzerine de içtiğinizde hazım probleminizi giderecektir. Vücudunuzu ısıtacaktır. Kalmış şeyin diğer faydalarını Google'dan da araştırarak bulabilirsiniz. Artık diyebileceğim tek kelime afiyet olsun.